Valla gerçekten çok gurur verici. O kadar çok mesaj, mail ve tebrik telefonu aldım ki şu son birkaç gündür. Çok iyi geldi bu. İyi yazlar diyorum ben. Evet. İyi yazlar diyorum. İyi yazlar. Bu bize güzel bir yaz başlangıcı hediye olsun. İnşallah oldu, böyle güzel haberler. Yalnız sanat adına değil, her alanda iyi haberler almaya devam edelim inşallah. Bizi çok, çok gururlandırdı. Çok gururlandı. Çok önemli bir dönemde ve zamanda da evet. geldi. Bunu da bilahare konuşuruz. Bu arada dün sevgili Sevra Yılmaz'la sohbet ederken o da şöyle anlattı. Ben bile tebrikleri kabul ediyorum dedi. Ya. Bu böyle ne bir kadar güzel hepimiz bir şey. Adına. Tabii ki. Tabii ben de ki. Onu paylaşmak istedim. Kış uykusunu konuşalım, kan serüvenini konuşalım. Öyle devam edelim. Ama izninizle şimdi Nuri Bilge Ceylan'ın son anlattıklarını da ekrana getireceğiz. Olur. Rotterdam'da soruları yanıtlarken Nuri Bilge Ceylan kendine dair de yine önemli hususların altını çizdi. Başarısının altında yalnızlığının olduğunu söyledi ve o çok konuşulan ödülünü aldığı andaki pozunu da anlattı. İzleyelim, devam edeceğiz. Nuri Bilge Ceylan, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlenen 2. Kırmızı Lale Film Festivali'nin Masterclass bölümüne katıldı. Cannes Film Festivali'nde Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye'ye uzanan Ceylan, sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Nuri Bilge Ceylan, Altın Palmiye ödülünü kazanmaktan onur duyduğunu belirtti. Ceylan, film yapma gücünü yalnızlıktan aldığını vurguladı ve kendini kelimeler yerine görüntülerle ifade etmeyi daha kolay bulduğunu belirtti. Olaya içten baktığım zaman ben kendimi cesur görmüyorum. Tam tersine çok korkak görüyorum. Onu söylemem lazım çünkü bir anlamda da sinemada korkuyla yapılan bir şey. Attığım her adım büyük endişelerle ve korkularla da yapılıyor. Sinema cesaretle yapılan bir şey değil bence. Tam tersine sorular, koygular, korkular, kaygılar, zayıflık, yalnızlık. Her şeyden önce bir sanatçının büyük bir yalnızlık hissettiği için üretmek zorunda kaldığını düşünüyorum. Yani benim için mesela en büyük şeylerden biri o. Yani o korkunç yalnızlıktan kurtulmak için biraz bazen. Neyse, bunlar derin konular, giremeyiz. Nuri Bilge Ceylan ödülü aldıktan sonra kaldırdığı sağ yumruğunun önceden hesaplanan bir şey olmadığını, bir saniye içinde gerçekleştiğini söyledi. Bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz ama tabii ki yani Yılmaz Güney'e bir selam olarak da algılanabilir. Yani direkt olarak yumruğumu sıkmamı istemediler, elini kaldı dediler. Yani orada bir saniye için yumruğumu da sıktım. 32 yıl önce Yol filmiyle Altın Palmiye alan Yılmaz Güney de benzer bir poz vermişti. Gerçekten yıllar sonra Nuri Bilge Ceylan'ın ödülünü aldığı an Yılmaz Güney ile aynı pozu vermesi hoş bir an, anı oldu. O da hiç düşünmedim, hiç hesaplamadan öylece oluverdi diyor. Bunu da not etmek istedim özellikle. Bu arada siz Cannes'dayken filmle ilgili ilk gösteriminden itibaren 16 Mayıs'tı tahmin ediyorum. O andan itibaren övgü dolu yorumlar gelmeye başladı. Biz çokça haber yaptık bu konuda ve dünyaca ünlü eleştirmenler favori dedi. Batman'la kıyaslandı. Çok yorum geldi. Ama bir yandan da öyle zor bir zamandı ki bir yandan da Soma faciasının haberlerini veriyorduk. İkisini bir arada, hani bizimki çok karmaşık duygulardı. Öyle söylemem lazım. Siz nasıl yaşadınız? Siz orada dünya basının önüne çıktınız. Aslında o da bir misyondu belki ama neler yaşadınız o anda? Soma'yı hatırlatmak için elimizden geleni yaptık tabii ki. İlk basın toplantısında. Ve filmi izledikten sonra da ve film şöyle bir etki yarattı. 3 saat 16 dakika olmasına rağmen biz filmi herkesle aynı anda izledik. Yani jüri, basın ve oradaki 3000 seyirci. Hem filmin öncesinde hem filmin sonrasında ayakta alkışlandı film. Yani 3 saat 16 dakikalık bir filmi izlemek sabır ister diye düşünürüz normalde. Ama jüri başkanı Jane Campion'un da ödülden başta sonra tereddütlüydüm dedi ya. Evet, sonra 2 saat olsa seyrederim dedi. Keşke 2 saat daha olsaymış.
seyrederdim dedi. Çok beğenildi dünya basını tarafından da. Biz onu da takip ettiğimiz için hepsi geliyordu çevirileriyle birlikte. Herkes çok beğendi gerçekten. Bütün dünya orada. Zaten Cannes'daki atmosfer muazzamdı. Çok güzel bir atmosferdi. Bütün dünya ülkelerinin şeyleri, pavyonları orada, çadırları ve Türk bayrağının, Türk bayrağı da yarıya indirilmişti zaten. Bütün dünya oradaydı. Bir tek Türkiye medyası yoktu orada. Evet, o konuda Türk televizyonları yoktu. Biliyorum. Evet. Çok enteresan ama başından beri favori olan bir film. Evet. Belli ki favori. Herkes Nuri Bilge Ceylan ne yaptı diye, acaba bu yıl ne yaptı diye beklerken, Türkiye'den hiçbir televizyon kanalının orada hiçbir kamerası olmaması çok ilginç değil mi? Bana çok ilginç geldi mesela. Ben şaşırdım. Orada biz çok yalnız hissettik kendimizi. Hmm. Bütün dünya bize röportaj yapmaya gelirken, Amerikan televizyonu, İngiliz televizyonu, Alman televizyonu falan, Türkiye'den hiç kimse yok. Çok enteresan. Niye bu kadar, yani ciddiye alınmayacak bir şey desem o da değil. Dünyanın en önemli festivali. Alınan ödül dünyanın en önemli ödülü. Oscar'dan bile önemli. En prestijli sinema ödülü. Çok da büyük sürpriz. Belki Altın Palmiye'yi alması gerçekten müthiş bir şey ve çok güzel bir duygu. Tamam, kabul ediyorum ama Nuri Bilge Ceylan'ın herhangi bir şekilde çok elinin boş dönmediğini de biliyoruz. Evet. Ve özellikle bir gün önce sinema yazarlı eleştirmenlerinin ödülünü de alması. Evet. Ve başından beri dünyada çekilirken bile en çok merak edilen filmin şu anda favori gösterilmesi aslında orada olmak için yeterli nedenlerdi. Buna çok açıklıkla söylüyorum. Bizim de içimiz acıyor. Şunu söyleyebilirsiniz. Benim bildiğim 2007'den bu yana NTV yayınladı. Uh-huh. En baştan itibaren. Evet. Törenlerin tümünü yayınladı. Ve Nuri Bilge Ceylan'ın aldığı ödüllerin canlı yayında o coşkusunu, heyecanını da hep paylaştık. Bu yıl gündemin böyle ağır olmasından dolayı bir belki istemeden de olsa bence bir hata yapıldı. Ben bunu kendi adıma söylüyorum. O bence de hata. Ki söylediğim beni bağlar. Bu anlamda serzenişinize katılıyorum. Yani bu hata Gezi Parkı'nda da yapıldı aslında bir yıl önce. Şimdi de yapıldı. Hata çok yapıyoruz. Ama ama şu var. Hata yapa belki yapmamayı öğreneceğiz bir gün. Evet. Hiçbir şey hakkını vermemize engel olmasın, gölgelemesin. Ve biz şu an o heyecanla konuşuyoruz aslında. Kış Uykusu'na o anlamda geri dönecek olursam, senaryoyla ilk karşılaştığınızda ne düşündüğünüzü soracağım. Klasik bir soru gibi gelecek ama şu açıdan soruyorum. Not aldım. Nuri Bilge Ceylan demiş ki, ben yaptığım filmlerin tam olarak ne üzerine olduğunun anlaşılmasını bile istemem. 9 kat zar altına saklanmasını tercih ederim. Şimdi böyle bir senaryoyla karşılaştığınızda oyuncu olarak ne düşündünüz? Ben senaryoyu ilk okuduğumda çok dürüst bir senaryo olduğunu düşündüm. Öz eleştirisi bol olan bir senaryo olduğunu düşündüm. Ve kutladım Nuri Bilge'yi senaryo okuduktan sonra. Ve seyrettiğim sonuç da aynı okuduğum senaryo gibiydi. Çok güzeldi, çok dürüsttü, öz eleştiri doluydu. Ve Nuri Bilge'nin de dediği gibi ne hakkında olduğu bilinsin istemem ama insan hakkında. İnsanların türlü halleri hakkında ve çok evrensel bir konu. Yani bu Türkiye'de geçmesi şart değil. Bu herhangi bir yerde geçebilirdi bizim senaryo, değil mi? Belçika'da da geçebilirdi, Almanya'da da, Fransa'da, İngiltere, her yerde geçebilirdi. Çünkü evrensel olanı anlatmanın peşinde Nuri Bilge. Yani gündelik olanı, kendi ülkesinde ne oluyor falan değil de evrensel. Çünkü bu film 20 yıl sonra da seyredilecek, 50 yıl sonra da seyredilecek. Evrensel olursa bir değeri var. Gündelik olursa çok bir değeri yok. Bu yıl seyredilir, ondan sonra 2 yıl sonra unutulacak zaten i̇nsan gündelik olanlar. İnsan ruhunu didikleyen yapısı var. Ama siz insan ruhuna iniyorsanız, onu irdelemeye çalışıyorsanız bir 100 yıl sonra da seyredilecek. İnsan var olduğu sürece seyredilecek. Sinemanın gücü de bu aslında. Üç ana karakterden söz edelim istiyorum ve Aydın'a geleceğim. Aydın üzerine epeyce konuşulabilir gibi geliyor ama eğer Aydın'ın hayatındaki, Haluk Bilginer'in oynadığı Aydın karakterinin hayatındaki kadınlarla başlarsak, Nihal ve Necla, kız kardeşini oynuyor Demet Akbağ ve genç karısını oynuyor Melisa. O zaman gençten başlayalım. Hem de bayağı genç. Evet, enteresan bir profil olduğunu tahmin ediyorum ama senin yorumun, senin çıkarımın ne oldu? Yani bütün inceliklerine kadar yazılmış muazzam bir karakter. Karakterlerin hepsi öyle, hikayenin kendisi öyle.
Yani ben kendi karakterimle ilgili sanırım şunu söyleyebilirim. Biz böyle hani kendimizle ilgili hep böyle dışarıya yansıttığımız yahut kendi menfaatlerimizi biraz gözettiğimiz, vicdanlarımızı rahatlattığımız ve kafamızda yarattığımız doğrunun ya da olmak istediğimiz kişinin içini doldurmaya çalışırız ama içimizde aslında başka bir yangın ve başka bir çelişkiler vardır. Bu karakterde de aynı şeyleri ben hissettim, gördüm ve bunların hepsinin bu ustalıkla, bu incelikle yazılmış olması muazzam bir şey. Çünkü hani dürüstlük derken gerçekten yani tam da bundan bahsediyoruz sanırım. Bizim saklamaya çalıştığımız yahut olmaya çalıştığımız her şeyin aslında sını karakterlerin hepsinde görüyoruz. Aslındaların hepsi orada var ve bu çok oynarken oyuncuya muazzam bir alan açıyor. Keza Nuri Bilge ile çalışmak da aynı şeyi yaratıyor. Benim için muazzam bir deneyimdi dolayısıyla. Evet, Necla'yı soracağım özellikle çünkü anladığım kadarıyla onun da bir hikayesi var ardında değil mi? Ve o hikaye belki de bütün bu ilişkileri de belirliyor olabilir mi? Bilmediğim için sadece tahminen soruyorum. Evet, ben bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Bu filmle ilgili en zor soru filmin konusu ne? Şimdi onun ipucunu vermeye çalıştım. Karakterleri de biz anlatmaya çalıştıkça insanların kafasındaki bence soru işaretleri daha da büyüyor. Yani bunlar bu kadar uzun konuşuyorlar ama nedir acaba? Yani şöyle bir klasik cümle etmek istiyorum. Gerçekten anlatılmaz yaşanır denir ya. Aynen. Bunu Demet Akbağ söylüyorsa. Anlatılmaz seyredilir. Evet. Ancak o zaman o felsefi diyalogların, bu insanların bütün içini didik didik ettikleri, kendilerini paraladıkları ve bütün ruhlarını ortaya koydukları durum ortaya çıkabiliyor bu üçlü aracılığıyla. Aslında bunlar hesaplaşıyorlar kendileriyle, vicdanlarıyla, geçmişleriyle, ne olduklarıyla, ne olmak istedikleriyle, dürüst olmayan yanlarıyla. İşte dürüst olmayan yanlarını o kadar ortaya çıkarıyorlar ki orada da işte yönetmenin ve yazarın dürüstlüğü ortaya çıkıyor. Gerçekten hiç söylenmeyecek şeyleri söylüyorlar. Bazen sustuklarında söylüyorlar, bazen konuştuklarında söylüyorlar. O yüzden de tadından yenmez bir şölen çıkıyor ortaya. Oyunculuk adına da. Oyunculuk adına bir kere çok imkanlı. Çok imkanlı. İçine girip ve bir de yönetmenin ne yapmak istediğini, ne kadar en doğala yakın haliyle, en yalın haliyle ki Nuri Bilge'yi bilen, Nuri Bilge sinemasını bilenler gerçekliğin ne kadar yanında durduğunu ve ondan kopmak istemeyişini çok iyi anlayacaklardır. Gerçekçi sinemanın en önemli isimlerinden biri Nuri Bilge. Ve doğallığın, yalınlığın, hatta sessizliğin, yani sessizliğin müziğini bestelemiş bir adam bence. Sessizliğinde gizler. Tam tarif oldu. Bence öyle yani. O sıkıntısını, bunalımını sadece bir işte kağıt parçasının yanışında, bir kuş ötüşünde, bir elmanın yuvarlanışında, bir yuvarlanışında, bir fındığın yuvarlanışında hatta hissedersiniz. Ve bu filmde de burada yuvarlanan bir şey yok. Biz yuvarlanıyoruz. Biz yuvarlanıyoruz. Biz 3 saat 16 dakika boyunca seyirciye sürekli bu saat ve zaman kavramını söylüyoruz ama şuna inanabilirler. Gerçekten çok anlamadık biz. Zaman zaman sıkılma söz konusu olabilir bir uzun bir filmi izlerken. Ama yani bu film... Telefonda bakarsın, saatine bakarsın. De hiç öyle bir an olmuyor. Kimle konuştuysam böyle söyledi. Evet. Film sıkılmanıza izin vermiyor. İzin vermiyor yani. Evet. Ve Cannes Festivali'nin başındaki bizi karşılayan, adını unuttum şimdi, dedi ki filmi izlemiş tabii seçim yaparken. Sıkılmakla ilgili bir film bu kadar mı seyirciye sıkmadan anlatılır? Aa, çok güzel. Dedi, evet. Sıkılmakla ilgili bir film. Çünkü bu karakterler sıkılıyor yani. Bir şey yapmak istiyorlar, yapamıyorlar, olmuyor. Bir yere kapanmışlar, bir otelde yaşıyorlar falan filan. Ama bu kadar mı sıkmadan anlatılır? Bence çok güzel bir iltifattı. Filmle ilgili değil mi? İlk zaten gittiğimiz bence bu cümle filmin başarısının altında bu gizli yani. Aslında biraz da bu kadar sıkmaya müsait bir
zaman süresi. Tabii. Ve yine konu, o sıkıntılı konuyu, evet, bu kadar şahane anlatabilmenin ödülüydü bence biraz da bu. Yani ona da, evet, şu an öyle yoruyorum. O kadar güzel gözüküyorsunuz ki ya, o heyecanı. Filmi seyrettikten sonra bir oyuncunun bu heyecanı böyle gözleri parlayarak anlatması belki inanılmaz. Belki biliyor musunuz, çok acımasızımdır. Evet, yani biliyorum. İçinde olduğum hadiseye aman ben, bu bizim işte çocuğumuz, işte biz içindeyiz, çok objektif, evet, bakamıyoruz. Hiç ben öyle biri değilim. Biraz önce dedim ya, Demet Akbağ söylüyorsa. Kendim oynamamışım gibi, hiç o macerayı yaşamamışım gibi izleyebilirim. Aynen. Ben film bitti. Bitti mi dedim, yanıma döndüm. Ya bitti yani. Ben orada Necla'lar falan, birileri Haluk Bilginer ne güzel oynamış, Melisa var. Yani böyle seyrettim filmi. Çok hoş. Bunu böyle burada bizim de ekran önünde paylaşabilmemiz beni de mutlu etti. Evet, çok teşekkür ediyorum bu anlatım için. Şimdi başka bir yanı var. Aydın karakterinden neden söz edelim dedim. Ben orada fragmanda, o da özel bir fragman bu arada. Evet. Fragmanda bir repliği hemen not ettim. Genç karısı Nihal Aydın'a diyor ki, iyi öğrenim görmüş, dürüst, adil bir insansın. Ancak yeri geldiğinde bu erdemlerinle insanları boğan, küçük düşüren, aşağılayan bir hava taşıyorsun. Şimdi bu aslında tırnak içinde Türk Aydın'a deniyor ya. Öyle güzel bir sentez olabilir ki. Bilmiyorum, katılır mısınız? Yani bu yanı var mı? Buradan var. Mesaj kaygımız var. Yok ama çıkar mı mesaj? Var. Kesinlikle var. Çünkü senaryonun niye dürüst senaryo dediğimi daha iyi anlatmak için şöyle bir şey söyleyeyim. Aydın karakteri aslında hepimiz. Yani belki bunu yazan Nuri Bilge Ceylan da dahil, kendisi de itiraf ettiği için söylüyorum. Ben de, başka seyredenler de, herkes. Çünkü bir şeyler yapmak istediğimiz bir şeyler var. Aydın karakterine dönelim. Aydın'ın yapmak istediği bir şeyler var. Fakat yapamıyor. Çünkü yeteneği o kadar. Çünkü enerjisi o kadar. Çünkü isteği o kadar. Çünkü şevki o kadar. Ama bahanesi çok. Bahanesi çok yapmamak için. Onun için Aydın kış uykusuna yatmış. Yani kış uykusunda. O da o yüzden. Aynen. Kış uykusu. Kış uykusunda kız kardeşi ve karısı. Ama çok biliyor. Çok biliyor. Ama çok biliyor. Her şeyi biliyor. Hepimiz biliyor. Çok biliyor. Bilmez mi? Ama yapamıyor. Ve kötülüğünden değil yapmaması. Kötü bir insan olduğu için de değil. Son derece iyi niyetli. Sadece o kadar. Yani o kadar. Onun için yapamıyor. Necla'nın da çok yapacağı şey var. Kesinlikle, o da yapamıyor. O da kalkmış, almış valizini, gelmiş. Nihal yapamıyor. Yerleşmiş. Nihal de yapamıyor. Hep bir hayatımı verdi bilmem. Gitseydin be kadın, niye duruyorsun? Niye durdun? Deriz. Ya yani sorarız ama yok, o da gidemiyor, o da yapamıyor. Hep gitmek isteyip de gidememek. Çekov'ta da çok vardır. Evet. Bilge'nin de söylediği gibi küçük öykülerinden esinlenerek yazıldığı için senaryo. Hep gitmek isterler. Çekov'un oyunlarında hep Moskova, Moskova, Moskova vardır. Bir türlü gidilmez o Moskova'ya. Ama sinemada oynadım ya Çekov'u. Aa, güzel. Hatta bunu da not ettik. Bunu, böyle de bir. Gerçi Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmlerinde. Bir taraftan çok beni mutlu ediyor bu. Evet. Bunu çok bulmamız şaşırtıcı değil, evet, elbette. Okul yıllarına geri döndüm ya. Aynen. Ne güzel. Ne güzel. Şimdi Kapadokya'dan da söz edelim. Çünkü Gökhan Tiryaki'nin de eline sağlık her zaman olduğu gibi. Onu söylememek olmaz. 10 numara 5 yıldız. Şimdi karlar altında, kışın bastırdığı zamanlar Kapadokya diye anlatılıyor ya. Şimdi düşündüm. O tek mekan olabilir değil mi? Otel, çünkü bir otel işletiyor. Tek mekan sayılır değil ama evet, daha çok oralarda geçiyor. Ve acaba bu gergin bir ortam mı verdi filme? Veya o kadar yalın olunca gerçeklerle daha fazla yüzleşme imkanı mı verdi o karakterlere? Hı-hı. Var mı böyle dokunun bir etkisi filmde? İşte uzak olmak, yalnız olmak ve o otelin içinde olmak bütün bu hesaplaşmaların yaşanmasına doğal bir ortam hazırlıyor aslında. Necla da kocasından boşanmış, gelmiş kardeşinin, abisinin yanında yaşıyor. Öyle bir ortam. Orada çayını içip kitabını okurken Aydın da yerel gazeteye bir şey yazmaya çalışıyor. Muhteşem bir ortam tartışmak ve konuşmak için. Karısı Nihal öyle. O da orada işte hem otelle uğraşıyor hem de sezon bir yere gitti. Sezon kapandı. Gitmiş. Zaten turistler gitmiş. Kışın kim gelecek? Kimse yok. Bir tane Japon turist var falan. Bir de gezgin olan var. İşte bir yerlere giden. Evet. Onların gidemediği yerlere giden kim bilir. Arkasından özlemle baktığımız, kıskıptayla baktığımız. Bir giden var. Motosikletiyle giden var tabii. Ama onlar gidemiyor. Onlar hep onlar orada. Gidemiyor.
Ne güzel, ben epeyce fikir edindim filmi. Şimdi bakın, bunları anlatırken daha birçok şeyler anlatabiliriz. Ama Demet'in de başta söylediği gibi filmin konusu ne? Sorusunun cevabı yok. Cevabı yok. Evet. Bütün bunlar, bütün bu insanlık halleri, bütün bu insanlar. Yani Nihal, Aydın, Necla, İmam, Levent, öteki bütün o karakterleri. Hamdi, evet. Hidayet, hepsinin hayatı. Hikayesi, hepsinin toplam hikayesi ve birbirleriyle olan ilişkileri ve bu yani çok güzel bir seyirlik. Hepimizin halleri. Hepimizin halleri. Aslında Royan. Bu arada Melisa'ya haksızlık yapıldığı yönünde haberleri de takip ettik. İlk ağızdan alalım cevabını. Evet, iki tane büyük ödül verilemeyeceği için Melisa Sözen'in hakkı yendi. En iyi kadın oyuncu ödülü Julian Moore'a gitti derler. Şimdi ben bunu Twitter'dan ve bizim basınımızdan duyduğum bir şey. Sanırım Fransa'dan Fransız gazetesi, evet. Çıkan bir haber. Yani biz oradan alabileceğimiz en büyük ödülle geri döndük. Ve hani bizim için bunun mutluluğunun tarifi yok. Ayrıca ülke olarak da ne kadar yüzümüzü güldürdüğünü anlatmak yani mümkün değil. Dolayısıyla hani böyle bir şeyin yani duymak tabii ki elbette ki gurur verici ama hani böyle bir filmle ve altın palmiyeyle dönmüş olmaktan daha ben mutlu edecek bir şey yok. Acım, sözünü keseceğim ben onu. Siz de böyle bir şey bekliyor muydunuz? Hani vardır ya bazen bir soru sorarlar, sen bir cevap verirsin. Cevabın aslında başka bir sorunun cevabı gibi anlaşılır. Nasıl çıktı o haber? Bilmiyorum. Fransız basını mı söylemiş? Ben anlamadım onu çünkü. Fransız basını kendi yorum yapmış anladığım kadarıyla. Alabilirdi. O evet, zaman çok güzel bir şey bu senin diyor. Adına haklıydı yani. Diyor. Ben de çok haklıydı beğendim haberi. Çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum tabii ki. Hayır, ben şöyle düşündüm. Acaba siz de oyunculuk ödülü bekliyor muydunuz sorusuna? İşte iki tane ödül verilmediği için biz daha büyük bir ödülü aldık ama iki ödül verilmiyordu zaten. Verseler onu da alırdık gibi mi bir cevaptan mı bunu çıkardılar? Yoksa bu onların seni aramadılar değil. Bu yurt dışından. Tamam, evet. Yurt dışında çıkmış bir haber. Twitter'da. Yani çok hoşuma gitti. Bizde. Ya ben de çok gurur duydum şey, tabii ki. Yani çok mutlu oldum bundan ötürü. Ama hani dediğim gibi altın palmiye yani hepimizin yüzünü inanılmaz güldürdü. Çok biz bütün kategorilerde almış sayıyoruz. Tabii ama böyle bir ödül. Hakkıyla alınmış bir ödül. Şunu da söylemek lazım. Bir anda gelmiş bir ödül değil. Peyderpey. Ben örülmüş, dokunmuş bir ödül diyorum bu buraya kadar. Kozayla başlayan bir yolculuk. Ufacık bir kısa filmle başlayan biz onun da pazartesi günü haberini bir kez daha hazırladık. Gerçekten bu 20 yıllık bir serüven. Tabii. Kolay olmuyor. Tabii. O açıdan tabii vizyon tarihini sorarlar. Hep merak içindeyiz. Bize de en çok sorulan bilmiyor. Soru. Yani Fransa'da sonbahar. Ağustos, Türkiye'de Ekim diyebiliyoruz. Ekim, Eylül ya da Ekim sezon. Diyebiliyoruz. Evet. Sezon Ekim. Diyebiliyoruz. Evet. O zaman merakla bekliyoruz. Ekleyeceğim kalp düğümünü, tiyatro oyununuzu seyrettim. Onu da sezon deyince aklıma geldi. Yeni sezonda tahminen bir daha seyredebileceğiz. Onun için de tebrik ediyorum. Çok, çok özel ederim. Bir oyun. Çok çok, çok etkileyici bir oyunculuk seyrettik. Bütün ekibe selamlarımızı ilet ama özellikle senin adına inanılmaz güzel yorumlar vardı. Çok teşekkürler. Çok yani ben ekibe de ileteceğim. Yarın tekrardan başlıyoruz. 17 Haziran'a kadar oynayacağız. Sonra sezon inşallah devam edeceğiz. Harika. Takip edeceğiz. Yine oyunun için de zaten sözleşmiştik. Konuşacağız. Aynen. Yayın sırasında bir sonraki yayının randevusunu kusuruma bakmayınız. Şimdi filmle ilgili çok konuşulan hususların üzerinden de kısaca geçelim. 3 saat 16 dakika meselesi zaten yanıtladınız. Seyrederken anlamadık. Kimse, herkes bunu söyledi. Bu hoş. Bir başka notum daha vardı. Çok söylenen. Sizlerin başrolde olması meselesi. Bir zamanlar Anadolu'da yine Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere daha iddialı ve sanat filmlerinin yanı sıra pek çok alanda gördüğümüz isimler olduğu için dikkat çekti. Bu film için de söylendi. Siz ne hissediyorsunuz? Yani Nuri Bilge Ceylan filminde olmakla bir başka filmde de olmak sizin için nasıl bir ayrım var? Çok güzel bir tecrübeydi, kendi adıma söyleyeyim. Bence de öyle. Nuri Bilge Ceylan filminde olmak, yani Nuri Bilge ile çalışmak çok güzel bir tecrübeydi. Ben zaten bir Nuri Bilge hayranıydım çalışmadan önce. Bütün filmlerini izledim, biri hariç. Ve hep çalışmak isterdim. Neredeyse çekemiyordum ben bu filmi. Bilmem onu biliyor musunuz? Ben 3 kere hayır dedim. Çünkü sezonun tam ortası.
program yapılmış. Yani ben gidemem İstanbul'a. Bunda bir tek Haluk Bilginer böyle söyler diye düşünüyorum. Neden burada çekim yapıyoruz efendim? Neden burada çekim yapıyoruz efendim? Çünkü kendisi buradan dışarı çıkamıyor. Çıkamadığı için. Burası da çok yoğun. Burasının kurallarına uymak zorunda kendisi. Ve sonra sağ olsunlar dediler ki biz seni programına uyacağız. O zaman dedim alayım senaryoyu, şahane. Yoksa burada çekecektik yani. Buradaydık. Evet. Bir Kapadokya olay, dekoru yapar kuracaktık mıydık? Kuracaktık buraya dekoru. Olay evet. Oyun atölyesinde geçmektedir olacaktı. ama gerçekten biraz yorucu olmasına rağmen 3,5 ay gibi bir süre çalıştık. Ve karı takip etmek için, kar bitti çünkü Nevşehir'de. Biz Kars'a gittik, Erzurum'a gittik, karın peşinden koşturduk falan. Ama muhteşem bir tecrübeydi. Ben her anını, her dakikasını çok sevdim. Şimdi... biz provalar bile filme alındığı için 200 saatlik falan malzeme var Nuri Bilge'nin elinde. Gerçekten. 200 saat. 200 saatlik malzemeden 3 saat 16 dakikalık bir film çıktı. Çok iyi kısaltmış o zaman. Ben DVD'de bekliyorum ama tamamını. 200 saat. Evet. Geniş geniş seyredin. Doya doya seyredin. Bizler için olsa ne olur biz seyredelim. Olsun tabii canım. Ama bütün bu sahneleri. Önemli bir arşiv zaten elde muhakkak durmalı. Melisa adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başta da söyledin zaten. Nuri Bilge Ceylan filminde... olmak evet bir ayrıca her oyuncu için böyle tahmin ediyorum ama Melisa'nın da genç bir oyuncu olduğunu söyleyelim değil mi? Bu ne güzel bir şey. Çok tabii yani çünkü. İnanılmaz bir yönetmen. Hani o nasıl karakterler için söylediğimiz incelik ve detay varsa aynı zamanda oyunculukla ilgili de o birikim ve bilgiye sahip. Kandırması imkansız bir yönetmen. Evet kesinlikle. Ve, hiçbir şekilde içine sinmeyen bir kastingle de çıkmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü o konuda çok titiz. Oyuncu her seçimi şey konusunda. Çok ince. Yani o kafasında ikna olmadan, emin olmadan tamamını. Hani ben şimdi işte genç oyunculardan kimler boştayla yola çıkmıyor yani o. Asla öyle değil. Yani filmi izlediği zaman da seyirciler görecekler. Bütün oyuncular çok başarılı. O yüzden... O bir yerde bir şey, bir an yakalıyor, bir şey görüyor ve tamamdır diyor. Benim işte Nihal karakterim Melisa'dır diyor. Onu her yönüyle ikna ediyor kendini. Karar veriyor buna. Yani ne yapalım, bu da olduğu kadarla yetinecek biri değil. Çünkü özellikle bu kadar bol diyalog, hep söylediği bir şey var. Ben onun söylediği kısmını... Onun söylediği şeyi söylemek istiyorum. Yani ben belki amatör oyuncularla çektiğim filmler de oldu ama bu kadar çok diyaloğu, hatta profesyonel değil belki de akademik oyuncularla çalışmam gerekirdi ki bu diyalogları çok daha inandırıcı, daha doğal nakledebileyim kamera önünde diye. Bu düşüncesi böyle. Evet, kadro gerçekten muhteşem bir kadro. Ben birçok oyuncuyla, yani filmdeki birçok oyuncuyla ilk kez çalışıyorum. Evet, büyük mutluluk duydum. Herkesle çalışıyorum. Zaten sonuç ortada. Ortada büyük bir enerji var. Ben hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çokça diyalog olan bir Nuri Bilge Ceylan filmi seyredeceğimizi de ilk günden itibaren söylüyorum. Evet, hani bu da çok konuşulan husustu ama zaten çok da söyledik. Efendim hepimize kolaylıklar. İnşallah bir şeye de yansır diyorum ben. Ya, çünkü bunu zaman istiyorum. Yok. Ben o konuda yani konuşalım da isterdim yani film, ama... artık ödüllü filmlerin kaderi az seyredilmek olmasın diyoruz. Belki burada artık, da yurt dışında yine daha çok seyredilecek. Yurt dışında yine öyle daha mi? Çok seyredilecek eminiz. Ama Nuri Bilge Ceylan'ın 3 kişiden oluşan bir rock grubu olmadığını, bir yönetmen olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Çünkü evet, çünkü böyle şakalar da yapıyorlar. Yani bunu bir şaka şekilde algılıyorlar. Tabii. İnsanlar duyuyor ama yani bunu ben şu anda esprisini yapmış oldum ama gidin sevgili seyirciler. Seyirciyle de buluşmasını arzu ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Birlikte olduğunuz için. Bu akşamlık da bu kadar. Gece gündüz de buluşalım.